Bu arabanın adı SU7. Pek çoğumuzun akıllı telefon, aksesuar ve ev aletlerinden ibaret sandığı Xiaomi'nin yeni arabası. Sıfırdan 100'e 2.78 saniyede çıkıyor. Maksimum saatte 265 kilometre hız yapıyor. 101 kW'lık bataryası dolduğunda 800 km'ye kadar yol gidebiliyor. 495 kW elektrik gücü, 830 Nm tork üretebilen Hyper Engine isimli motoru 370 beygir gücünde. İç mekanı sonsuz kombinasyonla özelleştirilebilir, ısıtmalı 5 koltuğa falan da sahip. Acayip süs bir araba yani. Daha da önemlisi gelişmiş otopilot desteği de var. Fiyatı mı? 30 bin dolar. Yani en ucuz boş paket Tesla'dan %25 daha ucuz bu haliyle. 28 Mart 2024'te satışa sunuldu ama fabrikası sadece 2 ay içinde günde 300, saatte 40, her 76 saniyede bir araba üretebilecek kapasiteye ulaştı. Kaporta atölyesinde sadece 20 insan çalışıyor ama bu insanlar toplam 381 robotu opera ediyor. Bu robotların sayısı tüm fabrikada 700'ü aşıyor. Tüm parçaların gövdeye takılması sadece 30 saniye sürüyor ki bunun sıradan bir araba üreticisine kıyasla iki kat daha hızlı olduğunu söylüyor şu an. tüm bunlar tamam da akıllı telefon üreten Xiaomi neden araba işine girdi, nasıl girdi? Öncelikle şuna bir açıklık getirelim dostlar. Biri size Xiaomi Çin'in Apple'ı oldu derse ağzına kürekle vurun. Çünkü bu iki şirketin birbirleriyle yakından uzaktan alakası yok. Hatta aslında hiçbir büyük Asyalı şirketin batılı bir dev şirketle benzerliği yok. Yani en azından çoğunun. Xiaomi'nin altında çalışan ya da yatırım yaptığı beyaz eşyadan klozete, diş fırçasından güzellik maskesine, tuvalet kağıdından şemsiyeye kadar hemen her şeyi üreten 84'ten fazla da alt marka ve şirket var. Güney Koreli Samsung iş makinesi de üretiyor. Japon Mitsubishi araba da yapıyor, klima da yapıyor, televizyon da yapıyor, gemi motoru bile yapıyor. Ama bunlar bizim gözümüzün görmeye alıştığı şeyler değil. Çünkü çoğumuz batılı şirket ve markaların hakimiyetinde onların kültürel etkisiyle büyüdük. Türkiye'deki şirketlerin çoğu da batılılar gibi. Eğer bir şirket araba üretiyorsa sadece araba üretir. Başka bir iş yaparsa bir garipseriz, acaba mı falan deriz. Hatta mahallemizdeki manav yan tarafa restoran açsa bile deriz ki o yemekleri Çiğ mi servis edecekler şimdi? Benzer bir şekilde mesela Google'ın gidip iş makineleri, dozerler ve gemi motorları üretmesini bekleyemeyiz Mitsubishi'de olduğu gibi. Yarın öbür gün dünyadaki karaların %70'ini su basar, olur da deniz ulaşımı arabalardan daha popüler hale gelirse o gün Apple gidip de öyle tekne ya da gemi üretmez mesela. Ama Xiaomi ve Asyalı şirketler üretir. Hatta daha ortamı sular basmadan bunu öngörüp çalışmaya başlarlar, önünü alamayız. Bir bakmışız her yer Çinli gemi dolmuş, limanı da aynı Çinli şirket işletmeye başlamış, geminin kaptanı bile Çinli olmuş. Asyalılar her pazardaki eğilime göre şekil alabilecek şekilde çalışırlar arkadaşlar. Bu sayede riski azaltır ya da dağıtırlar. Bir sektör batarsa diğerinden kazanmaya devam ederler. Yani tıpkı aile şirketleri gibi ama onların dünya çapında olanlarını düşünün. Bu da Asya'nın ve özellikle Çin'in gelenek ve kültürlerine bağlı bir durum ama videoyu sıkıcı bir belgesele dönüştürmemek için bu detaylara çok fazla inmiyorum. İşte Xiaomi bu yüzden 84 tane markanın sahibi bu yüzden sadece tek bir şey araba üretmesini sağ sağlayabilir ya da engel olabilir para. Peki bu para nereden geliyor? Bu musluk nereden akıyor? Devletten. Çinli araba üreticileri sadece 2016-2019 yılları arasındaki 3 yılda devletten 28 milyar dolarlık destek aldılar. 28 milyar dolar ne kadar büyük bir para değil mi? Hükümet aynı zamanda araba alacak vatandaşlarına sıfır vergi ya da vergi indirimi için 57 milyar dolar para yaktı. 2028 yılına kadar 72 milyar dolar değerindeki destek paketini vermeye de devam edecek halkına. Çin'in bu hedefler uğruna yaptığı çılgın projelerin geçmişini Çin'in araba istilası videomuzda anlatmış. Merak edenler karttan o videoya da ulaşabilirler. Güzel bir video. Özetle Çin'de elektrikli araba almak ya da satmak kolaylaştırıldı, kârlı hale getirildi. Bunu gören Tesla gibi yabancı şirketler, Çin pazarına girmek için harekete geçtiler tabii ki. Ancak Çinli şirketlerle Çin'de rekabet etmek için aşmanız gereken çok büyük bir sorun var, sevkiyat. Öyle yurt dışında üretilen arabaları Çin'e taşıyıp satarak 1.4 milyar insanın talebine yetişmeniz mümkün değil çünkü. Bunu yapsanız bile sevkiyat masrafları sebebiyle ucuza ürün satamayacak, 11 bin dolara araba satan Çinlilerle rekabet edemeyeceksiniz. Çözüm ne? Çin'de fabrika kurmak. Peki bilin bakalım hangi şartla? Bildiklerinizi, o güne kadar geliştirdiğiniz teknolojileri Çin hükümetiyle paylaşmak zorundasınız. Buna teknoloji transferi politikası deniyor ve koşulları, yaptırımları oldukça sert. Türkiye dahil toplamda 164 ülkenin üye olduğu Dünya Ticaret Örgütü adında bir örgüt var. Duyanlarınız mutlaka vardır. Mesele uluslararası ticaret olduğunda bu örgütün sözü ve aldığı kararlar hükümetlerin üstünde olur. İşte Çin'de 2020 2021 yılında katıldı bu örgüte. Bu da kapılarını az önce bahsettiğim yabancı şirketlere ve yatırımcılara açmanın ilk somut adımıydı. Sonra ne oldu dersiniz? Çin hükümetinin 2002 ve 2012 yılları arasında bildiklerini bana da anlatacaksın dediği teknoloji transferi politikalarını dayatma oranı %85 arttı. Şu an Çin'de bir ataş bile satsanız hükümete o ataşı nasıl ürettiğinizi anlatmak zorundasınız. Çin hariç dünyanın kalanını ele geçiren teknoloji devleri Çin pazarına girmek için bu dayatmalara boyun eğmeye başladılar yavaş yavaş. Buna araba üreticileri de dahil tabii ki. 2000'li yılların başından beri sadece Çin'de araba satmak için teknolojisini Çin hükümetiyle paylaşan şirketler bir süre sonra karşılarında kendi bildiklerini kendilerinden daha iyi yapan, kendi teknolojilerini kendilerinden daha ucuza satan onlarca Çinli şirket görmeye başladılar. Mesela BYD, Volvo markasının da sahibi olan Geely, Chery ve MG gibi. Hatta daha önce BYD'nin yükseliş hikayesini de bir başka videoda anlatmıştık. Onu da tavsiye ederim. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Bugün Çin'de 150'den fazla araba markası var ve Bunların çok büyük bir kısmı Çin'in teknoloji transferi politikalarının meyvesini almaya başladığı 2010 yılından sonra kuruldu. Yani özetle Xiaomi neden araba üretiyor? Nasıl oluyor da aylar içinde yıllık üretim kapasitesini 300 bin adede kadar çıkardı? Nasıl oluyor da ucuza araba satabiliyor diye çok da şaşırmamak lazım. Çünkü teknolojiyi geliştirmediler. Yıllar boyunca yabancı şirketlerden transfer edilenleri kullandılar. Yani her Çinli araba şirketinin kullandığı bilgiler Xiaomi'nin elinde de var. Elbette bu kadar kısa sürede akıllı telefon üretir gibi üretilen arabada teknik sorunlar yaşanmıyor yaşanabilir ama aynı bilgilere sahip olan B'ye de uzun süredir bunu ciddi oranda yaşamadı. Şu anda tüm Avrupa ve hatta ABD'li markalar Çin'in hızlı yükselişinden çok endişeli. Tesla dünya çapında fiyatlarını düşürmeye hatta Türkiye'de bile daha ucuz araba satmaya başladı geçtiğimiz günlerde. Renault, Citroen, Fiat tüm şirketler Çinli arabalara rakip ucuz elektrikli arabaları peş peşe duyurup peş peşe piyasaya sürmeye başladılar. Tüm bu önlemlere rağmen 2028'de tahminlere göre yani 3 yıl sonra Çinli araba markalarının Avrupa'daki pazar payı %15'e çıkacak ve Avrupa'daki Avrupa'da en çok satan yabancı markalar Çinli markalar olacak. Evet dostlar bugün Xiaomi gibi bir şirketin neden araba işine girdiğini açıkladık sizlere. Umarım bilmediğiniz bir şey varsa bu videoda öğrenme şansınız olmuştur. Eğer öğrendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın.